Herkese merhaba. Bu hafta ABD tarafından gelen önemli verileri takip ettik. Çarşamba günü beklentinin altında kalan CPI verisinin ardından Perşembe günü PPI verisinin de beklentinin altında kalması ve son 3 yılın en yavaş artışını gerçekleştirmesiyle CPI sonrası dolar negatif tablonun güçlendiğini gördük. Fed'den artık kesin olarak 1 faiz artışı geleceğinin fiyatlanmasının Amerikan tahvillerine güçlü alımlar getirmesi değerli metalleri de destekledi. Hafta genelinde özellikle gümüşün performansı dikkat çekerken haftalık bazda %7 primlenme izleniyor. Spot altında 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarını ve Bollinger üst bandını aşarken çok güçlü olmasa da teknik bir düzeltme olasılığı öne çıkıyor. 1954 seviyesinde kesişen 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarının altına doğru bir geri çekilme olabilir. G10 para biriminin tamamında da güçlü alıcılar olurken haftalık bazda bakıldığında Euro, dolar karşısında yaklaşık %2,5 yukarı hareket gerçekleştirdi ve 2022 Şubat ayından bu zamana en yüksek seviyelerinden işlem görüyor. Burada da teknik indikatörlerin aşırı alıma gelmesi satış baskısı getirebilir. Paritenin 14 günlük RSI seviyesi 70 aşırı alım sınırının üzerine çıkarak 2020 sonundan bu zamana en yüksek seviyesine ulaştı. Fakat diğer taraftan Fed'in faiz artışlarını sonlandıracağı, buna rağmen Avrupa Merkez Bankası toplantı notlarında gördüğümüz enflasyonu dengeleyebilmek için faiz artışlarının devam edeceğinin tartışılması Euro'yu güçlü tutuyor. İngiltere'de yüksek enflasyonla birlikte uzunca bir süre faiz artışı gerekeceği beklentisi GBP'yi desteklemeye devam ederken 2022 Mart ayından bu zamana en yüksek seviyelerinden işlem görmeye devam eden paritede de benzer şekilde teknik göstergelerin aşırı alıma geçtiği görülüyor. 1.30-25 seviyelerinden işlem gören paritede 1.30-50'de bulunan Bollinger üst bandının altına doğru ortalamaya dönüş düzeltmesi görülebilir. Son olarak gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımızda genelinin ABD verilerinden sonraki rally'ye katıldığını görüyoruz. Türk lirasında ise haftalık bazda yaklaşık 1000'de 5 değer kaybı dikkat çekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.